Evet arkadaşlar, yeni bölümümüze devam ediyoruz. Ve bunun için orta bölümü çizmeye devam edeceğiz. Bu bölümü bitirmiştik biliyorsunuz. Bu bölümde zaten bu bölümün aynısıydı. Orta bölümü bitireceğim. Bunun için mıknatısımı açtım. Ve Spline'lar bölümünden Rectangle özelliğini açtıktan sonra kenar noktasından en alt noktaya kadar bu bölümü seçiyorum. Burada bir duvar var. Ve şu anda gördüğünüz gibi Rectangle'ı bunu çizdim. Ve arkadaşlar tekrar Rectangle seçtim. Şu bölümde gördüğünüz gibi bir pencere var. 4 tane penceremiz var. Pencerelerimizin etraflarına Rectangle'la çiziyorum. Bu bölümler gördüğünüz gibi pencerelerin ilk oturduğu bölümler, çerçevelerin sıfır noktaları. Ben oraları işaretledikten sonra önceki çizdiğim geometriyi, evet, çizimimi hat yaptım. Gördüğünüz gibi çizimimiz ortaya çıktı. Mıknatısımı kapatıyorum. Ve pencerelerin olduğu bölümleri diğer önceki çizimde de yaptığımız gibi Edit Spline'ı çevirdim. Ve biliyorsunuz Attack çizimlerimizi birleştiriyordu. Ve şu anda tek parça bir çizim oldu. Bu çizimi hemen Extrude yapıyorum. Ve şu anda çizimde gördüğünüz gibi çizimimiz bu alanda gözüküyor. Hemen üst görünüm penceresinde çizimimi bulunduğu noktaya getireceğim. Bunun için hemen bulunduğu noktaya taşıyorum. Evet, sıfır noktaya kadar getirdikten sonra, evet, tam sıfır noktaya gelmesine dikkat edelim. Üzerine bıraktık. Ve çizimimizi şimdi extrude yapabiliriz. Gördüğünüz gibi çok fazla bir extrude oldu. Evet. Gördüğünüz gibi çok yüksek. Bunu deneyerek bunun değerlerini artırırsak, evet, şu an tam oldu. Hemen duvarımızın biliyorsunuz belli bir rengi vardı. Hemen kaplamamızı sanırım, evet, kaplamamızı atıyorum. Evet. Şu an çizimimize gördüğünüz gibi orta bölümümüzü pencereyle birlikte açmış olduk. Ve şimdi duvar kalınlıklarımızı da gördüğünüz gibi aynı. Şimdi pencerelerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar. Front pencereme tekrar geçtim bu bölüme. Bu arada tam, evet, evet şu anda bölümde seçtim. Gördüğünüz gibi hide all yaparsanız önceden hide yaptığımız için diğer pencerelerde karışmış oldu. Çizimlerimizde bu kısma çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü height yaptığımız bölümü getirirseniz daha mantıklı olacaktır.
arkadaşlar. Burada bir seçenek var. Unhide by name dediğimiz bir seçenek. Hangisini getirmek istiyorsunuz dedi. Ben tekrar unhide dediğimde biri seçtim. Öngörümü seçtim. Arka görünümü seçmedim. O yüzden öngörünüm şu anda geldi. Bunu da size göstermek istedim. Artık pencerelerimizi yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir penceremiz var. Daha önceden yaptığımız bir penceremiz. Ve penceremiz gördüğünüz gibi bu pencerelerden farklı. Bu pencereleri yapacağız. Tabii bunun için ben çerçeve bölümünü alıyorum. Şu çerçeve bölümümüz aynı olduğu için tekrar spline yapmakla uğraşmamak için aldım. Kopyaladım. Ve şu anda tam sıfır noktasına getirdikten sonra daha önceden tabii ki spline olduğu için o bölümü açtım ve vertex işaretledim. Ve istediğim noktalar çerçevenin bulunduğu şekilde işaretleyerek vertexleri taşıyorum. Ve şu anda çerçeveyi yapmış olduk. Ve tekrardan üst kısmı iç çerçeveyi alacağım. Shift'e basılı olarak sürüklüyorum. Bıraktım, kopyaladım arkadaşlar. Aynı şekilde spline bölümünde gördüğünüz gibi bölümleri taşıyabilirim. Ama bölümü evet ikisini de seçtim. Ve üst bölümden